çeşitli sıcaklık ve basınç koşullarında sıvılara ait özellikleri ölçmek için bazı deney şartları hazırlanmıştır. Yapılan deneyler ve gözlemlerden çıkarılacak sonuçlarla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. A seçeneğinde diyor ki birinci deneyde saf sıvının kaynama noktasına basıncın etkisi ölçülebilir. Bakın birinci deneyimizde maddelerimiz saf su. Burada 1 atmosfer basınç var. Burada 0.92 atmosfer basınç var. O zaman burada saf sıvının kaynama noktasına basıncın etkisi ölçülebilir. Yani burada acaba su daha mı geç kaynayacak ya da daha mı yüksek sıcaklıkta kaynayacak, daha mı düşük sıcaklıkta bu ölçülebilir. Çünkü basınç farklı. B seçeneğinde ikinci deneyde saf sıvının buhar basıncının sıcaklıkla değişimi ölçülebilir denilmiş. İkinci deneyimize baktığımızda yine ikisi saf su. Burada 25 santigrat derece görüyoruz. Burada da 50 santigrat derece görüyoruz. Burada sıcaklık farklı olduğu için burada saf sıvının buhar basıncının sıcaklıkla değişimini ölçebiliriz. Yani 50 derecede buhar basıncı daha mı yüksek daha mı düşük gibi. C seçeneğine baktığımızda 3. deneyde uçucu olmayan bir katıyla hazırlanan sulu çözeltinin derişiminin donma noktasına etkisi ölçülebilir denilmiş. Üçüncü deneyimizi incelediğimizde kütleci %10'luk tuzlu su var. kütlece %20'lik tuzlu su var. Evet burada da nedir? Kütlece yüzde değişimi farklı çözeltiler olduğu için bunları donma noktasına kadar soğuturuz. Ve kütlece yüzde derişimin donma noktasına farkını inceleyebiliriz. O zaman C seçeneği de doğrudur. İkinci deneyde ortam basıncının buhar basıncına etkisi ölçülebilir denilmiş. Şimdi arkadaşlar ikinci de ne de zaten ortam basıncı eşit ama bu da çok önemli değil. Zaten buhar basıncına etki eden faktörler neydi? 3 sıvının cinsi, sıcaklık ve safsızlık. Yani dış basınç buhar basıncına etki etmiyor. Yani bu ifademiz yanlıştır. Son ifademize baktığımızda dördüncü deneyde sıcaklığın buhar basıncına etkisi ölçülemez denilmiş. Evet bakın burada sıcaklıklar eşit olduğu için sıcaklığın buhar basıncına etkisi ölçülemez. Burada neyi ölçebilir? Mesela safsızlığın buhar basıncına etkisi ölçülebilir. O zaman E seçeneğimiz de doğrudur. Burada yanlış olan D seçeneğidir. Polar moleküllerin polar çözücülerde, apolar moleküllerin ise apolar çözücülerde daha iyi çözülmesi beklenir. Çözünme süreci zayıf etkileşimlerin rol oynadığı bir süreçtir. Çözücüsü su olan çözünmelere hidratasyon denir. Etil alkol ve su verilmiş 25 ml etil alkol ve 100 ml saf su oda sıcaklığında karıştırılıyor. Buna göre yargılanın hangileri doğru olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın bu maddelerimizin polar ya da apolar olma durumu ile ilgili öncelikle elektron dizilimini yaparsak hidrojen 1 Değerli elektron sayısı 1. Karbon 6. 2'ye 4. Oksijen 8. 2'ye 6. Şimdi arkadaşlar etil alkol için şunu söyleyebiliriz. Burada 2 tane karbon var. 1, 2, 3, 4. Şurada 3 tane hidrojenimiz var. Burada 2 tane hidrojenimiz var. Burada da 1 tane oksijen. 1 tane de hidrojen var. E şöyle tekli noktalara bağlayıp etil alkolü çizebiliriz. Arkadaşlar etil alkolü bu şekilde çizemiyorsanız bile şunu bilin. Bakın bir maddenin yapısına karbon ve hidrojen sadece olsa apolar. Karbon, hidrojen dışında başka bir element varsa polar diyebilin. Ya da bunu çizdiniz. Bakın buradan hidrojen, buradan hidrojen çekiyor. Buradan hidrojen, buradan da hidrojen çekiyor. Bu taraftan hidrojen çekerken bu taraftan hidroksil grubu çekiyor. Eşit bir çekim olmadığına göre buna polar diyeceğiz. Su içinde şunu söyleyebiliriz. Oksijenin 6 noktası var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrojenlerin birer noktası var. O zaman yine burada merkez atom üstünde elektron çifti olduğu için bu maddemiz de polar. O zaman benzer benzeri çözer ilkesine göre bu maddeler birbiri içerisine çözünür ve homojen bir karışım oluşur. Doğrudur. Etil alkolü moleküllerinin çözelti içerisine dağılarak etrafının su ile su molekülleri çevrilmesine hidratasyon denir denilmiş. Bakın şurada ne diyordu? Eğer çözücümüz su ise buna hidratasyon diyoruz. Bu ifademizde doğru. Etil alkolün suda çözülme sürecinde hidrojen bağlanı yanında dipol dipol bağlanı da etkili olduğu söylenebilir. Evet arkadaşlar bir molekülde bakın hidrojen elektronegatifliği yüksek. Fon atomlarından birine bağlıysa ve bu iki madde yan yana geldiklerinde aralarında ne oluşacaktır? Hidrojen bağı oluşacaktır. Bakın şuradaki hidrojenle mesela şuradaki oksijenle elektron çiftleri arasında hidrojen bağı oluşur. Ve iki maddemizde polar olduğu için burada dipol dipol etkileşimi de oluşur. Bu ifademiz de doğrudur. Çözülme sırasında etil alkol ve su moleküllerini oluşturan atomlar birbirinden ayrılır demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü atomlar birbirinden ayrılırsa kimyasal değişim oluşur. Burada atomlar birbirinden ayrılmıyor. Sonuçta siz etil alkolü alıyorsunuz. Suyun içerisine atıyorsunuz. Bu maddemiz suda moleküler olarak çözünür. Yani burada herhangi bir atomların kopması falan söz konusu değil. O zaman burada cevap 1, 2 ve 3 yani C seçeneğidir. Aşağıdaki birinci grafik X katısının suda çözünürlüğünün sıcaklıkta değişimini, ikinci grafik ise T1, T2, T3 sıcaklıklarında çözünme sürecin süresince bu katının kütlesinin zamanla değişimini göstermektedir. Buna göre yargılanan hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. İlk ifademizde diyor ki X katısının suda çözünme denklemi bu şekildedir. Bakın arkadaşlar, sıcaklık arttıkça çözünürlük artmış. Birinci grafiğimizde görüyoruz. Yani bu çözünme endotermik bir çözünmedir. Yani ısı alan bir çözünmedir. Isı girenler tarafında olacak. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademizde X katısının doymuş sulu çözeltisi soğutulursa çözeltinin kütlece yüzde derişimi azalır demiş. Şimdi arkadaşlar bu çözeltimiz doymuş. Mesela şurada ve soğuttuk. Şimdi soğuttuğumuzda çözünürlük azalır. Böyle aşağıya doğru iner. Çözünürlük azaldığı için ne yapacaklar? Katı çökmeye başlar. Katı çöktüğü için de çözünen madde miktarı azalır ve kütlece yüzde derişimimiz azalır. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda sıcaklıklar arasında T3 büyük, T2 büyük, T1 ilişkisi vardır demiş. Arkadaşlar bakın katı kütlesi başlangıçta eşit. En fazla T3'te çözünüyor. Çünkü kalan madde miktarı en az burada. Daha sonra T2, daha sonra T1. Az önce de söylemiştik sıcaklıkla çözünürlük doğru orantılıdır. Demek ki burada T3'te en fazla madde çözünüyorsa en sıcak olan T3'tür. Daha sonra T2 ve burada sıcaklığı en düşük olan T1'dir. Bu ifademiz de doğrudur. Dördüncü ifademizde diyor ki T1, T2, T3 sıcaklıklarındaki çözeltiler T anında doymuştur. Evet bakın T anından sonra ne yapıyor? Madde miktarları değişmiyor. Sabit kalıyor. Demek ki artık madde çözmüyor. Demek ki doymuş çözelti oluşmuş. Bu ifademiz yine doğrudur. Son ifademizde X katısının T1 sıcaklığındaki çözünürlüğü T2 ve T3 değerlerindekinden büyüktür demiş. Bakın T1 en düşük sıcaklık. Yani sıcaklık düştükçe çözünürlük azalacağı için T1'deki çözünürlük T2 ve T3 3'ten küçük olması gerekir. Son ifademiz yanlıştır. Bu durumda cevap 5 ve E seçeneğidir. Deniz suyundan içme suyu eldesi deneyinin aşamaları aşağıda verilmiştir. Pistonlu tüpün bir ucuna osmotik zar bağlanır. Hazırlanan tuzlu su çözeltisi bu tüpe konur. Tüp osmotik zarlı ucu suda olacak şekilde damıtık yani damıtılmış su dolu behere daldırılır. Bir süre sonra tuzlu suyun seviyesi yükselir. Piston yardımıyla tuzlu suya basınç uygulanırsa tuzlu suyun suyu damıtılmış suya doğru geçiş yapar. Yapılan deney ile ilgili yargılanır. Hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde diyor ki pistonlu tüp damıtılmış suda bekletirken tüpteki su seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun damatılmış suya uyguladığı emme kuvvetinden uygula kaynaklanır demiş. Evet arkadaşlar bakın yani tuzlu su şurada tuzlu suyun seviyesi bir süre sonra yükselir diyor ya. Yani burada mesela damatılmış su ve tuzlu su varken tuzlu suyun yükselme nedeni osmotik basınçtır. Çünkü nedir? Tuzlu su damatılmış suya emme kuvveti uygulayacak ve tuzlu su bir miktar yükselecek. Buna ne diyorduk? Osmotik basınç ya da emme kuvveti diyorduk. Bu ifademiz doğrudur. Seyreltik çözeltiden derişik çözeltiye doğru su geçiş olur. Çözücü moleküllerinin yarı geçirgen zardan piston tüpe geçmesi olayını da osmoz olayı diyoruz. Doğrudur. Tuzlu suya basınç uygulanmasıyla tüpteki suyun behere geçmesi ters osmoz olayıdır. Evet, tuzlu suya basınç uyguladığınızda tüpteki suyun yani tuzlu sudan saf suya doğru geçiş olayına da ters osmoz diyoruz. Çünkü normalde osmoz nedir? Seyreltikten derişiktedir. Ama burada ne yapmış? Derişikten seyreltiye doğru geçiş olmuş. O zaman bu ifademiz ters osmoz olayıdır. Bu olayla biliyorsunuz ki deniz suyundan içme suyu eldese yapılabiliyor. O zaman 3 ifademiz de doğrudur. Bu da cevap E seçeneğidir. Sıcaklıkları bilinen ve kütleleri m gram olan 3 ayrı kaptaki saf suya tanecik boyutu farklı olan aynı miktarda xy tuzu eklenip çözülerek çözeltiler belirtilen sıcaklıklarda doygun hale getiriliyor. X tuzu, tuzunun suda çözünme denklemi bu şekildedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde şöyle denilmiş. Çözelti kütleleri arasındaki ilişki eşittir. Yani 1, 1, 2, 1 eşit, 2 eşit, 3 denilmiş. Arkadaşlar şimdi şunu belirtebiliriz. Burada çözünen madde miktarları eşit mi ona bakalım. Sonuçta su miktarları eşit. Şimdi çözünürlüğü etkileyen faktörler neydi? Çözünürlüğü etkileyen faktörler. 1. Sıvının cinsi. Buradaki sıvının cinsi aynı hepsi su. İkincisi sıcaklık. 25 derece, 25 derece, 25 derece sıcaklıkta aynı. Üçüncü faktörümüz basınç. Tabi basınç sadece gazların çözünürlüğünü etkiliyordu. Maddemiz katı olduğu için bu maddemizin çözünürlüğüne etki etmeyecektir. Dördüncüsü ise ortak yön. Evet ortak yön çözünürlüğü azaltıyordu. Burada ortak yön diye bir şey söz konusu değil. Yani mesela çözelti içerisinde şöyle Y'de ya da X'den mesela Z'ye çözeltisi olsaydı, bakın y'ler ortak şekilde söyleyebilirdik. Yani burada ortak da yok. O zaman burada dört faktörümüz de aynı olduğuna göre bu maddelerimizin yani birinci, ikinci ya da üçüncü kaplardaki çözünürlükleri birbirine eşit. O zaman çözünürlükler eşitse her üç kapta da eşit miktarda x, y çözüneceği için su miktarları da eşit. O zaman çözeltinin kütleleri de eşit olur. İkinci ifademiz de çözeltilerin aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki bu şekildedir denilmiş. Evet burada maddelerimizin kütlece yüzde derişimleri yani eşit olduğuna göre yani çözünen madde miktarları eşit de, buradan derişimleri ya da molaritleri eşit çıkacağı için kaynamaya başlama sıcaklıkları da eşit olacaktır. Çünkü kaynamaya başlama sıcaklığı doğru orantılıdır derişimle. Tekrar söylüyorum. Mesela molerit üzerinden gidebiliriz. Molerit eşittir. En bölü ve hacimler eşit. Çözünürlerin kütlesi ve moller eşit. O zaman derişimleri eşit olacaktır. Ve kaynamaya başlama sıcaklıkları da eşit olacaktır. Üçüncü ifademizde çözünme sırasında 3 kaptada iyon dipol etkileşimleri oluşur denilmiş. Bakın bu maddelerimiz suda iyonlaşarak çözülmüş. Yani burada iyon var ve suda polar bir madde olduğu için dipol etkileşimi oluşacak. O zaman yani dipol kuvvetleri gelecek. İyon dipol etkileşimi oluşacak. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Son ifademize baktığımızda tanecik boyutunun çözünürlüğü herhangi bir etkisi yoktur. Bu ifademiz de doğrudur. Bakın tanecik boyutu çözünürlüğü etkiliyor ama hayır. Şu dört faktör sadece etkiliyor. Tanecik boyutu neyi etkiler? Çözünme hızını etkiler. Yani mesela birinci, üçüncü kaptaki en hızlı çözünür. Birinci kaptaki en yavaş çözünür. Ama sonuçta hepsi de eşit miktarda çözünecektir. Sadece süre fark edecektir. Bu ifademiz de doğrudur. Bu durumda cevap E seçeneği yani hepsidir. Karbon tetraklorür bileşiği suyun çıkaramadığı yağlı kirleri yüzeyden kolayca çıkarır. Bu özelliği nedeniyle karbon tetraklorür sıvısı kuru temizlemede yaygın olarak kullanılır. Karbon tetra kloro bileşiği ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde diyor ki polar olan polar bir bileşik olan su ile oluşturduğu karışım emülsiyon olarak nitelendirilir. Karbon tetra için şunu söyleyebiliriz. Bakın karbon 6 klor 17. 2'ye 4. Klor ise 2 8 7 elektron dizelimini yaptığımızda karbonun değerli elektron sayısı 4. Klorin ise 7. Ve 4 tane klorumuz var. Bu şekilde hepsini yaz yazıyoruz. Ve şu tekli noktaları birbirine bağlayarak bağlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar merkez atomda elektron çifti kalmadı ve her taraftan aynı atom çekiyor. O zaman bu maddemiz apolar. Bakın bu maddemiz apolar iken su da polar burada belirtilmiş. Şimdi benzer benzeri çözer bir çözer diye bir ilkemiz vardı. Bu maddeler birbirine benzemiyor. Çünkü polarlar polarlarda apolarlar apolarlarda iyi çözünür diyorduk. O zaman bu maddelerimiz birbirine benzemediğine göre bu maddelerimiz birbiri içerisinde çözülmeyecek. Yani mesela şöyle bir görüntü oluşturabilirler. Tabi yoğunluğuna göre Şöyle de olabilir. Karbon tetraklorür daha aşağıda olabilir. Onu da söyleyelim. Yani sonuçta bunlar birbirine karışmayacak. O zaman sıvı sıvı heterojen karışımlara ne diyoruz? Emülsiyon diyoruz. Bu ifademiz doğrudur. İkinci ifademiz de yağ molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi oluştuğu için yağ denilmiş. Bu ifademiz yanlış olur arkadaşlar. Sonuçta yağ da suda çözülmüyor. Yağ da apolar karakteri daha yüksek. Yani bu maddemizde apolar 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 arasında oluşacak etkileşim nedir? İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol ya da diğer ismiyle London kuvvetleridir. Yağ moleküllerinin çözmesi fiziksel bir olaydır demiş. Evet çözülme sonuçta fiziksel bir olaydır. Burada yeni bir madde oluşma, kimyasal değişim gerçekleşmiyor. Son ifademizde iyot ile oluşturduğu karışım süzülerek bileşenlerine ayrılabilir denilmiş. Arkadaşlar süzme ile ayrılması için heterojen karışım oluşması lazım. Peki bakalım. İyotla bunlar heterojen karışım mı oluşturuyor? Homojen karışım mı oluşturuyor? Şimdi iyotun değerlik elektron sayısı 7. Çünkü 7A grubunda. Şimdi şu tekli noktalar birbirine bağladığımızda bakın bu taraftan da iyot, bu taraftan da iyot çekiyor. Zaten iki atomlu moleküllerde Atomlar aynıysa oradan da şöyle diyebilirdik apolardır. O zaman bu maddemiz apolar, iyot da apolar. Bunlar birbirine benzedikleri için birbirlerini çözeceklerdir ve homojen karışım oluşacaktır. Siz homojen karışımı süzmeyle ayırabilir misiniz? Hayır ayıramazsınız. Çözelti oldu çünkü. O zaman bu ifademiz yanlıştır. Bu durumda cevap 1 ve 3 yani A seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda saf suyun 0 derecede donduğu ve 100 derecede kaynadığı bir ortamda bazı maddelerin sulu çözeltilerin donmaya ve kaynamaya başlama sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde çözeltilerin belirli bir donma noktaları ve kaynama noktaları yoktur denilmiş. Evet arkadaşlar bakın burada çözelti yani mesela şekerli su, tuzlu su, tuzlu su ya da farklı bir yine tuzun oluşturduğu suya baktığımızda donma noktası sabit bir sayı değil. Yani bu değerler değişiyor. Bu ifademiz doğrudur. İkinci ifademizde çözeltilerin aynı dış basınçta donmaya ve kaynamaya başlama sıcaklıkları çözünen maddenin cinsine bağlı olmayıp çözeltideki tanecik derişimiyle değişir denilmiş. Bu ifademiz de doğrudur koligatif özellik dediğimiz kaynama noktası yükselmesi, donma noktası düşmesi ya da buhar basıncının alçalması maddenin cinsine bağlı değil, tanecik ile alakalıdır. Tablodaki x değeri -5.58, y değeri 102.8'dir denilmiş. Şimdi arkadaşlar x değeri için şunu yapabiliriz. Mesela şuradan sodyum kloruru seçelim. Yani farklı bir maddede seçebilirsiniz. Onu da belirtelim. Ben sodyum kloruru seçtiğimde Şimdi sodyum kloru suya attığımızda bir sodyum ve bir klor şeklinde iyonlaşır. Maddemizin molalitesi bir. Burası bir molal olursa bir, bir, bir olduğu için burası da bir molal olur, burası da bir molal olur. Yani toplam tanecik değişim iki molal olduğunda donma noktasını 3.72 düşürmüş. Peki bir buçuk moral olsa bakın burası bir buçuk moral olsa yine başka sayıları eşit olduğu için burası da bir buçuk moral burası da bir buçuk moral olur. O zaman 3 moral oldu. 3 moral olduğunda acaba kaç santigrat derece düşürür? Buradan A eşittir. 3 çarpı 3.72 bölü 2. 3.72 ile 2'yi sadeleştirsek 1.86 kalır. 1.86'yı ile 3 ile çarparsak burası 5.58 olur. Evet burası da 5.58 düşecek. Tabi sıfırın altına düşeceği için eksi 5.58 olur. Bu ifademiz doğru. Şimdi y'yi bulmak için kaynama noktasını bulmak için yine bakın şöyle yapalım. Hani buradaki sodyum klorürü kullanmıştık ya. Burası hani 2 molal olduğunda kaynama noktasını ne kadar yükseltmiş? 1.4 derece. Yani şu yükselme miktarına bakıyoruz. 2 molar olduğunda 1.404 derece yükseltmiş. Şimdi şu maddemizi de tabii ki iyonlaştıralım. Suya attığımızda 1 alüminyum artı 3 nitrat şeklinde iyonlaşır. Şimdi burası 1 molal. 1 molal ise 1'e 1 oranı olduğu için burası da 1 molal olur. Burası ise 3 olduğu için 3 molal olur. Toplam 4 olur. Burası 4 molal olduğunda acaba kaynama noktasını kaç derece yükseltir? Buradan A eşittir. 4 çarpı 1.04 bölü 2. Buradan sadeleştirdik. 2 oldu. 2'yi 1.04 ile çarparsak 2.08 derece çıkar. Yine burada da şunu yapacağız. yüze ekleyeceğiz. Çünkü kaynama noktası 100. Biz yükselme miktarını bulduk. O zaman ne olacaktır? 102.08 olacaktır. Bu ifademiz de doğrudur. Bu durumda cevap hepsi yani E seçeneği olacaktır. Hacimce yüzde derişim 100 mililitre çözeltide bulunan çözülmüş maddenin mililitre cinsinden miktardır. Genellikle sıvı sıvı çözeltilerde kullanılır. Kütlece yüzde derişim 100 gram çözeltide bulunan çözülmüş maddenin gram cinsinden miktarıdır denilmiş. Su, pekmez ve limon suyundan aşağıdaki grafikte verilen hacimsel oranlarda kullanılarak bir bardak limonata hazırlanmıştır. Bardağın hacmi 100 ml olduğuna göre bir bardak limonatadaki limon suyunu kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın diyor ki bardağın hacmi 100 mililitre ve burada hacimce %50 su, %5 pekmez, %45 ise limon suyu var. Yani şu an 100 mililitreyi şu şekilde ayrıştırırsak elimizde 50 mililitre su var, 5 mililitre pekmez var, 45 mililitre de limon suyu var. Şimdi bizden kütlece yüzde derişim istediği için bu mililitrelere yani mililitrelere yani hacimlere grama çevirmemiz lazım. Onun için de bize yoğunluk vermiş. Şimdi yoğunluk formülümüz neydi? D eşittir M bölü V. Suyun yoğunluğu 1. Yani suyun yoğunluğu 1 olduğu için 50 mililitre su 50 gram su yapar. Pekmez için yaparsak bakın 1.6 olarak vermiş. O zaman 1.6 eşittir. Kütle bölü 5. 1.6'yı 5 ile çarptım. 8 gram yaptım. Limon suyu için yaparsak 1.2 olarak verilmiş. 1.2 eşittir. Kütle bölü 45. 45 ile 1.2'yi çarparsak 54 gram yapar arkadaşlar. Peki kütlece yüzde değişim için şunu söyleyebilir miyiz? Yüzde değişim eşittir. Çözünen böyle çözeltim çarpı 100. Şimdi limon suyunun kütlece yüzde derişimi sorulduğu için burada çözünen olarak limon suyunu alacağız. Kaç çıkmıştı? 54. Böyle çözeltinin kütlesi bu üç değerin toplamıdır. 50 58 112 yapar. çarpı 100. Evet bu işlemi de yaptığımızda yaklaşık olarak 48.2 olarak çıkıyor. Yani cevap C seçeneği olacaktır arkadaşlar.